Efendimiz Aleyhisselam çok evlilik yaptığından dolayı haşa müsteşrikler ona iftirada bulunuyorlar. Hatta emir gelmesi ve sahabe efendilerimizin evliliklerinin 4 ile sınırlandırılmasından sonra aynı sınırlandırma neden kendisinde olmadığıyla ilgili de hep böyle önüne gelenlerin akıllarını bulandırmaya çalışıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam toplamda 14 evlilik yapıyor ve aynı anda 9 evlilikle hayatını devam ettiği olay var. Ve yine aynı model insanlar, birilerinin akıllarını karıştıralım, pak tertemiz olan İslam'la ilgili kuşkuya düşsünler ki namazlarından, ibadetlerinden ve güzel ahlaklarından uzaklaşsınlar diye maalesef kötü bir şekilde iftira attıkları bir de Ayşe annemiz ile olan evliliğini hiçbir şeye dayandırmadan bilgisiz bir şekilde 6-7 yaşında evlendi diye haşa iftiralar atıyorlar. Onların işi bu. İftira atmak. Bizim anlamamız gereken ince var. Onlar İslam'ı Efendimizin evlilik hayatı üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Amaçları, gayeleri de belli. Ahir zamandayız. Pazara serilen her malın bir alıcısı bulunuyor. Onlar da bunun farkında. O yüzden müsteşrikler, yani doğudaki ahvali batı kaynaklarıyla anlamaya çalışan oryantalist modeller yani. Anladın mı? Amaçları kafa karıştırmak. Bu adamlar bu gaye üzerinde bir şeylere çabalıyorlar. Biraz sonra anlatacaklarımı bu adamlar da biliyorlar. Madem biliyorlar, neden batıl fikir yaymaya çalışıyorlar? Çünkü dertleri başka. O yüzden onlar bizim muhatabımız da değil. Biz onlara hitaben bir şey konuşmayacağız. Biz kendi nefsimiz, değil mi? Bilgilenmek ister, ders çıkarmak ister. Çünkü Efendimizin aile hayatı, ezvacı tahirat diye bahsedilen hanımlarının her biri bizim için aynı zamanda bir hocadır. Aile hayatları bir mekteptir. Biz buradan çok fazla dersler çıkarıp kendi eğri hayatımızı, falsolu giden yönlerimizi düzeltmek gayemiz. Yanlışlarımızı düzeltebilmek için o mübarek annelerimizin hayatlarına bakalım. Risale okumaya başlayabiliriz isterseniz. 7. mektup. Aziz kardeşlerim, bana söylemek üzere Şamlı Hafız'a iki şey demişsiniz. Şamlı Hafız abiye söylemek üzere lafı ileten kişi Yüzbaşı Hulusi abi. O dönem Eğirdir'de vazife yapıyor ve Üstad Hazretlerine sürekli sualler gönderiyor. Biz bu meselenin hikmetini de Yüzbaşı Hulusi abi sayesinde öğreniyoruz. İlettiği kişi kim? Şamlı Hafız Tevfik Göksu. Biraz Efendimiz Aleyhisselam'ı tanıyalım. Efendimiz Aleyhisselam gençliğinin baharında, yani 25 yaşında kimle evleniyor? Hatice annemizle evleniyor. Peki Hatice annemiz o dönemde kaç yaşında? 40 yaşında. Kaç evlilik yapmış öncesinde? 2 tane evlilik yapmış. Kaç çocuğu var o dönem? O 2 evliliğinden 3 tane de çocuğu var. Şimdi rica ediyorum, siz sıcak bölge insanısınız. Şu diyeceğimi çok iyi anlayacaksınız. Sıcak bölge insanın da garize-i beşeriye çok erken yaşlarda başlar, değil mi? Hakkınızı edin yani şehvani hissiyat ve aynı erkenlikte de söner. Sıcak bölge insanın özelliği budur. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam gibi birisi ve Ayşe validemizin nakliyle Yusuf'u görüp parmaklarını kesenler benim efendimi görselerdi bıçaklarla parmakları kesmezlerdi, o bıçakları sinelerine vururlardı diye bahsedilecek güzellikte insanlığın en güzeli Efendimiz Aleyhisselam o yaşlara kadar, 25'e kadar dahi gözünü şöyle bir yere iliştirmeden kendisini muhafaza ediyor ve 25 yaşında evlendiği anamız, ona da kurban olalım, Hatice anamız 40 yaşında, 2 evliliği var ve 3 tane de çocuğu var. Kurban olayım bak, sizlerde evli abilerimiz, kardeşlerimiz var. Hiç şehvet için bir evlilik olabilir mi böyle bir evlilik? Bu noktada problemi kim çıkarmış? Münafıklar çıkarmış. Gerçekten de çok ciddi söylentilerde bulunulmuş. Peki yeni zamanda kimler? Yine aynı onların meşrebinden, onlara hizmet eden ehli delalet aynı şekilde bu olayı sürüklüyor ve bu olayla birlikte devam ediyor. Yani bu olay sizin gördüğünüz gibi bir olay değil. Haşa estağfurullah. Şehvani bir olay diye de Efendimiz Aleyhisselam'a iftirada bulunuyorlar. Ben mesela bu kelimeyi şu an derste kullanırken çok zorlanıyorum açıkçası. Böyle birkaç kelime kullanmak benim için zor geliyor. Onlar ise bunu yaymaktan utanmıyorlar. Ne kadar garip bir durum. Var mı içimizde, etrafımızda hem bu kadar çalışan, eden, genç, eli yüzü düzgün arkadaşlarımız var burada. Hem maddi durumları iyi, halleri iyi, vakitleri iyi ve İslam bilgileri de çok kuvvetli. Buna rağmen İslam uğruna ya ben 40 yaşında 2 evlilik yapmış, 3 tane çocuğu olan biriyle evleneyim diyen var mı etrafımızda bir örnek? Demek Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı ciddi, güzel ve ciddi zor bir şey. Biz buradan anlamamız lazım. Yani buradan zaten bitiyor onların söyledikleri her şey. Ama ben yine devam edeyim anlatmaya. Dedim ya, derdimiz onlar olmasın, derdimiz kendi nefsimiz olsun. Efendimiz 50 yaşına gelecek. Emri hak vaki olacak. Allah Azze ve Celle Hatice validemizi dünyadan alacak. Yani 25 yıl boyunca tek evlilik Hatice validemizle kalıyor. Devamı da var. 2 yıl boyunca dul kalacak Efendimiz Aleyhisselam. Devamında Havle binti Hakim Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gelir. Efendimiz kaç yaşlarında? 52'nin üstü, 53 yaşlarına doğru varmış o dönemlerde. Havle binti Hakim sorar. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, artık evlenmeyecek misin? Bak evinin yükü var. Senin zaten ümmetin yükü omuzlarında. Birisi olsa da senin yükün omuzlasa diye Efendimiz Aleyhisselam'a soracaktır. Efendimiz Aleyhisselam var mı bir fikrin, bir önerin deyince var diyecektir.
Sevde validemizi ve Ayşe validemizi önerecektir. Efendimiz Aleyhisselam da tamam o zaman görüş diyecektir. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselam Sevde annemizle evlenecek. Ve Sevde annemiz o an 50 yaşın üstü. Dul bir hanım, 6 tane çocuğu var. Ya lütfen Allah aşkına bir kendinize sorar mısınız? Dininiz için bile bu fedakarlık yüksek bir fedakarlık değil mi? Efendimizin demek başka bir amacı, başka bir niyeti var. Çok kutsi, ulvi bir amacı, gayesi, maksadı var. Biz bunu anladığımızda çok meseleleri de anlamış olacağız. Tekrar dikkat buyurun. Hem yaş itibariyle evlenme iştihası gitmiş bir evlilik gerçekleşiyor. Tamamen ulvi bir maksat uğruna o mübarek annelerimizle, ezvacı tahirat ile Efendimiz Aleyhisselam bir birlik sağlayacak. Toplam hayatında 36 yıl evli kalacak ve burada bize mükemmel bir örneklik gösterecek Efendimiz Aleyhisselam. Aynı anda 9 hanımı ile bir yaşantısı var Efendimiz Aleyhisselam'ın. Bu Efendimiz'e has bir meseledir. Yoksa sahabe efendilerimize nedir? Ruhsat 4'e kadar ruhsat vardır. Neden Efendimiz daha fazla evleniyor? Ah ah işte o mektepten ne talebeler yetişecek, ne hikmetler çıkacak. O yüzden sürekli Efendimiz'i hiçbir anını kaçırmadan görecek gözler lazım bize. Efendimiz Aleyhisselam'ın evlilikleri incelendiğinde ince iki nokta gözümüze çarpıyor. Haşimoğullarından yani kendi kabilesinden ve Ensar'dan yani Medine'li Ensar'dan hiçbir evliliği yok. Ensar'la başka şey uğruna sözleşmişti zaten Efendimiz Aleyhisselam. Ne uğruna? Siz İslam uğruna Medine'de bu dine sahip çıkacaksınız diye sözleşmişlerdir. Ve öyle ahiretlik bir söz vermişlerdir. Haşimoğullarıyla ilgili zaten bağları kuvvetli olduğundan öyle bir evlilik ihtiyacı Efendimiz Aleyhisselam duymamıştır. Biz buradan da şunu anlıyoruz. Efendimizin bütün evliliklerinin tek bir gayesi var. Tek. İslam'ın mesajını taşımak, ulaştırmak. Başka bir gaye var mı? Başka hiçbir gaye yok. Efendimizin 14 evliliğinin 7'si Kureyş'ten olacak, diğer 7'si de Kureyş'in dışından olacaktır. Dışarıdan olan evliliklere başlayayım arzu ederseniz. Kinde oğullarından Esma binti Numan ile evlenecek Efendimiz. Birisi Mısırlı Kıpti Maria annemiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın hiç evlilik yapmayan iki eşi var. 14 eşinin ikisi hiç evlilik yapmamış, 12'si dul. O iki kişi kim? Ayşe validemiz ve Maria annemiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın iki annemizden çocuğu var. Birisi Hatice annemiz, 6 çocuğu olacak ondan. Birisi de Maria annemiz, 18 aylıkken toprağa verdiği İbrahim Maria annemizden oğludur. Diğer eşi Mustalik oğullarından Cüveyri binti Haris'tir. İki eşini anlatacağım Efendimizin ve çok ince bir mesele, bir bağ göreceksiniz orada. Amir İbni Sasa diye bir kabile var. Efendimiz Aleyhisselam'ın iki eşi o kabileden anne bir kardeşler. O eşlerinin bir tanesi Zeynep binti Huzeyme. Zeynep annemiz evliliğinin 3. ayında vefat eder ve Efendimiz Aleyhisselam o kabile ile bağları kopmasın diye Meymune binti Haris annemizle evlenir. O bağlar devam etsin diye. İki eşi bu kabileden anne bir kardeşler. Yine amaç ne oldu? Bağ kurmak o kabileyle. O dönem Twitter'la bağ kurulamıyor, Instagram'la bağ kurulamıyor, gazeten yok bağ kuramıyorsun, telefonunu açayım bağ kuramıyorsun. Efendimiz Aleyhisselam o dönemi sosyal ağını keşfetmiş yani ve bununla bağlarına devam ediyor. Meymune validemizle hicretin 7. yılında kaza umresi dönüşü evleniyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın iki hanımı Nadiroğullarından. Kimdi Nadiroğulları? Yahudiler vardı ya. Efendimiz Aleyhisselam'ın iki eşi o Yahudi kabileden yani Nadiroğullarından birisini bilirsiniz. Safiye binti Huhey, Safiye validemiz değil mi? Hatta biraz şakalaşırlar Safiye validemizle. Hani bir şakalaşmada Yahudinin kızı deyince. Efendimiz Aleyhisselam söylesen onlara. Musa benim babam, Muhammed de benim kocam diye söylesen onlara diye Efendimiz Aleyhisselam motive eder. Diğer eşi de Reyhane binti Semun. Gelelim Kureyş'teki 7 eşine. Ümeyye oğullarından Ümmü Habibe annemiz var. Kim oluyor Ümmü Habibe? Ebu Süfyan'ın kızı oluyor. Ümmü Habibe annemiz. Şeyi hatırlar mısınız? Hudeybiye barış anlaşması bozulunca Ebu Süfyan geliyor konuşuyor ya. Tekrar anlaşma yapalım diye. Sonra orada Efendimiz Aleyhisselam hiç ona dönmeyince kime gidiyor? Ebu Süfyan kızına gidiyor. Ümmü Habibe'ye gidiyor. O kim oluyor? Efendimiz Aleyhisselam'ın eşi oluyor. Daha sonra Ümmü Habibe de Ebu Süfyan'a çok pas vermiyor. En son Hazreti Ali diyor git diyor dışarıda bağır diyor. Ben diyor anlaşma şartlarını bozdum yeni şartlara sadık kalacağım diye. Öyle yapsam kabul eder mi diyor. Hazreti Ali diyor ki vallahi zannetmiyorum diyor ama git bağır diyor yani. Öyle bir olay geçiyor yani. Diğer eşi Efendimizin halasının kızı Zeynep binti Caş. Diğer eşi Mahzum oğullarından Ümmü Seleme annemiz. O da çok elzem değil mi? Niye? Hazreti Ayşe'den sonra bize en çok hadis rivayet eden annemiz olacak Ümmü Seleme annemiz. Hadi bunu bilirsiniz. Adi oğullarından Hafsa binti Ömer. Kim oluyor? Hazreti Ömer'in kızı Hafsa annemiz. Allah Allah çok ilginç olaylar var ya. Teyme oğullarından Ayşe validemiz. Kim oluyor? Hazreti Ebubekir'in kızı değil mi? Ayşe validemiz. Efendimiz Aleyhisselam onunla konuşurken şey diyor sürekli. Ey Aiş yani Ayşem demek oluyor böyle. Amir bin Luhey'den Sevde binti Sema ve Esed oğullarından Hatice annemiz. Kaç etti? 14 etti. Efendimiz Aleyhisselam bu evliliklerle
32 tane bacanak sahibi olur. Niye söylüyoruz bunu? Biz konuştuk değil mi? O zaman Twitter yok, sosyal medya yok. Efendimiz Aleyhisselam neyle yapıyor tebliğini? Bağlar kurarak yapıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün hareket ve tavırları şeriat mıdır, sünnet midir? Evet, şeriattır ve sünnettir. Peki evindeki mesajları bütün ümmetin öğrenmesi için, hatta kadınlara ulaştırılacak özel meselelerin öğrenilmesi için Efendimiz Aleyhisselam'a ne lazım? O evde talebe lazım. Peki o talebe kim olacak? Eşleri olacak. Şimdi sayısının çokluğunun hikmeti de çıktı mı ortaya? Efendimizin ev halleri var mı? Var. Gece ibadetleri var mı? Var. Bize öğreteceği hususi durum var mı? Var. Peki bir huyuzunda birinin uyanık kalıp o halleri çekmesi gerekiyor mu kamera gibi? Aktarması gerekiyor mu? Gerekiyor. Aile cereyanları içerisinde gerçekleşen çok haller vardır ki ancak onun nikahına muttali olmuş birisi bize bunları nakledebilir. Yani buradan ne çıkıyor yine? Bizim Ezvacı Tahirat denen mübarek annelerimiz ne oluyor? Her birisi o evin bir talebesi oluyor. Peki ileride neler olacaklar? İleride de muallim olacaklar. Yani nedir bu? Tabiinin o kadar büyükleri o annelerimizden yetişmiş ki. Ayşe annemiz 2210 hadis rivayet ediyor. Ümmü Seleme annemiz 378 hadis rivayet ediyor. Yani gelecek nesil kimlerle yetişiyor? Gene mübarek annelerimizle yetişiyor. Ya devam. Demek bu azim vazifeye birçok ve meşrepçe muhtelif ezvacı tahirat lazımdır. Bak bu da ince ha. Meşrepçe muhtelif. Çünkü meşrepler farklı olursa ondaki manayı algılamada farklı olabilir değil mi? Birisi o meseleyi alıp gelecek nesile şu yönüyle ders verir. Öteki annemiz o meseleyi aynıyla alıp gelecek nesile şu şekilde ders verir. Meşrep burada çok hikmetli. Bir de çok evli olması gerçekten hani mantıken ve insaflı baktığında dediğim gibi ne kadar çok evli olsa ben o kadar çok bilgilenir. Evimde ve dışarıda o hareketleri biraz daha hayatıma geçirmek kolaylaşır benim. Ya. Bir kişi olsa dediğin gibi bu sefer çok sınırlı kalacak ve ben bazı yerlerde nasıl hamleler yapacağımı göremeyeceğim belki. Evet. Hani mantıklı düşününce de bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi abi bakıldığı zaman buraya sadece sohbet günleri gelen evli kişileri düşünelim. Dünyalık niyetiyle bir evlilik yapmış ve o bir eşi yüzünden sadece haftada bir gün sohbete bile gelemiyor. Biz de bir eşliyiz ve hizmet ediyoruz, doğru mu abi yani? Ona rağmen evde hani dünyalık bir şey yapmak istesek ona yetişemiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam onlara dünyalık yapacak olsa peygamberliğe zamanı kalmaz yani. Bak abi empati yapınca neler çıkıyor farkında mısın? Ben de senin gibi içselleştirdiğimde kafa gitti. Bir kişiye yetişemiyoruz abi yani. 9 aynen. Kişiye sadece dünyalık olsa ya. 9'una da yetişemez. Evet. Ki bir de peygamberlik yapıyor, bir de savaşlara katılıyor. Bir de o kadar fitnelerle uğraşıyor yani. Ya. Yani bu evliliklerin hikmetini değil mi o kadar ayan beyan ki güneş gibi aydınlık bu hakikatleri görmemek için karanlıkla beslenen bir yarası olmak lazım. Çok ince bir bilgi daha. Efendimiz Aleyhisselam kızlarını evlendirirken her birini tek eşlik şartıyla veriyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın ben bazı vakaları yorduğumda tek evliliği desteklediğini görüyorum. Ama o dönemlerde 4 evliliğe düştüğünde zaten 10, 15, 20 eşi olanlar gelip diğerlerini boşayıp 4'te kalıyorlar. Bunu da anlamak lazım. Yine ince bir bilgi. Efendimiz Aleyhisselam Sevde annemizle evlilik günlerinde Ayşe annemizle nişanlanır. Nerede oluyor o zaman bu iş? Mekke'de oluyor. Mekke döneminin sonuna doğru Allahu Alem 11. yılda Ayşe annemizle nişanlanıyor. Ayşe annemiz o dönemlerde 15-16 yaşında. Medine döneminin başlarına doğru da Sevde annemizden sonra Ayşe annemizle evleniyor. Ayşe annemiz o dönemlerde 18-19 yaşlarında. Hatta yine Hazreti Ebubekir'in daha iman gelmeden, İslam gelmeden önce çok sevdiği bir dostuna söz vermişliği var. Ya çocukları büyüyünce evlendirelim diye. Aradan gidiyor Efendimiz için gelindiğinde Hazreti Ebubekir gidiyor önce oraya soruyor. Ya ne oldu bizim durum diye. Onlar da diyor ki ben diyor iman etmiş Ebubekir'in kızını istemem deyince zaten Hazreti Ebubekir'in isteği de oydu. Sonra gidiyor diyor olur bu iş diye. 5 yaş, 6 yaş ah. Çok şerliler ya, çok kötü niyetliler. Hatta Ayşe validemizle ilgili bir şey söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselam vefat edince Ayşe validemiz 28 yaşında. Sonra kaç yıl daha yaşayacak? 47 yıl daha yaşayacak. 3 hanımı Efendimiz hayattayken vefat eder. Hatice annemiz, Zeynep annemiz, bir de Reyhane annemiz. Çok hoşunuza gidecek bir şey söyleyeyim. Ahzab suresi. Zaten biraz sonra okuyacağımız vakalar da Ahzab suresinde geçer. Ahzab suresinde bir ayet var. 6. ayet. O ayette diyor ki peygamber eşleri müminlerin annesidir diyor. O ayetten sonra peygamber eşlerinin babalarının bir kısmı bile kızlarına annem diye hitap ediyor biliyor musunuz? Ya ümmetin anaları onlar. Ümmetin anası olunca nasıl hitap edecekler? Annem diye, anam diye hitap ediyorlar. Riayete bakar mısın? Biz burada bir ders de anlıyoruz. Biz rivayet ediyoruz. Onlar riayet ediyorlar. Rivayet etmek başka bir şey.
riayet etmek başka bir şey. Çoğu zaman öyle olmuyor mu? Meclislerde oturuyoruz. Bu arada hadis var. Meclisler emanetinizdir diye. Ne demek bu? Hem meclisten çıkan sözler size emanettir. Onları uygulamak zorundasınız. İki kişinin, üç kişinin konuştuğu bir şeyi dışarıda ifşa edemezsiniz. Emanettir o. Emanete hıyaneti karşılığını verirsin demek. Efendimiz Hatice anamız için bir cümle söylüyor. Cümleyi de Ayşe annemize söylüyor. Ya Ayşe diyor, ben Hatice'min sevgisiyle rızıklandırıldım diyor. Ne demek bu? Biz rızık deyince ne düşünüyoruz? Mide düşünüyoruz. Gözünde rızkı ayrı, kulağın rızkı ayrı, burnun rızkı ayrı değil mi? Gönlünde bir rızkı var. Efendimiz Aleyhisselam onu ifade ediyor yani. Hatice validemiz öyle bir zat ki. Nasıl biri? Hatice validemiz doğarken bir kervanda doğum gerçekleştiği için erken geliyor. Ve ne diyorlar? Hatice değil mi? Erken gelen manasında o ismi koyuyorlar. Ama başka bir anlamı daha var. Efendimiz Aleyhisselam'dan da daha erken geldiği için bu dünyaya sanki ona şartları hazırlıyor. Efendimiz 35 yaşından 40'a kadar özellikle son 2 yıl sürekli Hira'ya gittiğinde o tefekkür deryasına daldığında Hira ne kökünden geliyordu? Taharri. Ne demekti taharri? Aramak demekti. Hira'ya gidip o tefekkür deryasına daldığında Hatice validemiz onun hep böyle yanında, dimdik yanında ve onun en zor günlerinde bile neredeydin, ne yaptın? Hiçbir zaman o soruları sormuyor. Efendimiz eve gelip o kapıyı çaldığında Hatice validemizden başka hiç kimse açamaz. Şunu da unutmayın. Hatice validemiz çok varlıklı ve emrinde çalışanları olan bir annemiz. Buna rağmen Efendimizin nefesinin kokusu geldiğinde başkasına asla açtırmıyor o kapıyı. Düğünlerine Efendimizin süt annesi Halime'yi çağırıyor. Ne olur gitme bizimle kal diyor. Daha sonra Halime annemiz diyor ben kalamam diyor gideceğim diyor. Koyunlar ikram ediyor. Öyle gönderiyor Hatice validemiz onu. Neden? Neden? Çünkü yine Efendimiz ileride de söyleyecektir bunu. Kişi sevdiğinin sevdiklerini de sever. Ya değil mi? Bugün yine problemler nereden oluyor evliliklerde? Yok kocamı seviyorum diyor anası babasıyla. Öyle olur mu? Kişi sevdiğinin rızası için onu sevdiğinin sevdiklerini de sevmesi lazım. Hatice validemiz burada onu da gösteriyor. Bu yüzden de Efendimiz ona vefasını hiçbir zaman bırakmıyor ve ne diyor? Ben Hatice'min sevgisiyle rızıklandırıldım diyor. Umarım cümlem biraz garip kaçmaz ama Hatice validemiz şurada otursa, bizi kıyaslasalar bize erkek demezler yani. Öyle bir dik durmuş Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında, öyle dik durmuş. Hiçbir erkeğin cesaret edemeyeceği diklikte durmuş Efendimizin. Tahira'da ilk vahiy geldiğinde hemen eve gidip ne diyordu? Üstümü ört, üstümü ört dediğinde bile nereden geldin, niye geldin diyor mu? Demiyor, hemen üstünü örtüyor. Daha sonra kime götürüyor? Varaka bin Nevfel'e götürüyor değil mi? Onun akrabalarından. Eskiden Hristiyan alime, sonra Hanif dinin üzerine gidiyor, çok bilgisi var. Efendimiz Aleyhisselam'ı yine duyunca vallahi bu müjdelenen peygamber diyor. Öyle isterdim ki diyor, ben de kavmi sana zulmettiğinde yanında olaydım da hicret edeydim diyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor, ne? Kavmi bana zulmedecek diyor. Sonra anlıyor ki bu yolun kaderi bu. Zaten başına gelecekler Efendimiz Aleyhisselam. Malum olmuş, biliyor. Böyle bir durum yani. Fetih günü geliyor, Mekke fetih günü. Hicrette 8. yılı. Mekke'de 13 yıl kalıyor. Medine'de 10 yıl kalıyor ve Medine'deki hicret döneminin 8. yılında Efendimiz Aleyhisselam Mekke'yi fethedecek. Mekke fethine gidilirken 10 bin kişilik orduyla giderken Efendimiz Aleyhisselam birden atını böyle kırıyor. Allah Allah, sahabe Efendimiz bakıyor. Nereye gidiyor diye. Nereye gidiyor? Cennetül Mualla denen kabristana gidiyor. Kim var orada? Hatice validemiz var. Hatice validemizin mezarına oturuyor, dua ediyor, şöyle bir hüzünleniyor. Daha sonra bir rivayete göre Hatice validemizin kabristanının karşısına çadırını kurduruyor. Efendimiz Aleyhisselam orada kalıyor. Niye? Bir vefa insanı. Aradan birkaç gün geçiyor. Sonra Mekke fetholunuyor. Mekke fethedildikten sonra putları yıkmaya Kabe'ye dalıyorlar. Uzaktan ihtiyar bir kadın geliyor. Efendimiz Aleyhisselam onu görüyor. Çok memnun oluyor. Hemen cübbesini seriyor. Buyur otur diyor. Ve muhabbet ediyorlar uzaktan. Ama birisi soruyor. Kim o kadın diye. Kim soruyor? Ayşe annemiz soruyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor. O Hatice'min arkadaşıydı diyor. Biz onunla Hatice'li günleri konuştuk diyor. Bir yoruma göre Hatice validemizle Efendimizin evliliğine vesile olan Nefise vardı, hatırlar mısınız? Hani aracı olmuştu. O yaşlı ihtiyare kadın Nefise oluyor. Efendimiz Aleyhisselam onunla bir hasret gideriyor. Zaman zaman tebessüm ediyor, zaman zaman hüzünleniyor Hatice annemize konuştuğundan ötürü. Efendimiz Aleyhisselam ne zaman kurban kesilse Hatice validemizin akrabalarını hiç es geçmiyor. Sürekli kurbanları onlara gönderiyor. Efendimiz Aleyhisselam yine orada da söylüyor. Kişi sevdiğinin sevdiklerini de sever diyor ve Hatice validemizi nasıl vefalı seviyorsa Efendimiz onun sevdiği akrabalarını da hiçbir zaman es geçmiyor. Bize yine ne dersi veriyor? Vefa dersi veriyor. Neden? Bugün bayram günü oluyor, seyran günü oluyor, ziyaret günü geliyor. Yaşlılar bizim başımızın tacı, evimizin bereketiyken hanımlar ne yapıyor? Şimdi bir yere mi gideceğiz? Şimdi kim hazırlanacak, kim şimdi ne yapacak diye sünnetler tepilmiş oluyor. Evin huzuru bereketi kalıyor mu? Kalmaz. Yaşlılar ve ihtiyarlar es geçirirse o evde bereket kalır mı İrfan Baba? Kalmaz değil mi? Ah ah. Bir gün kapı çalınıyor. Bu arada Efendimiz Aleyhisselam kapı çalmanın da adabını bize öğretmiş. Tırnak ucuyla. Efendimiz Aleyhisselam diyor bu herhalde Hale olsa gerek diyor. Allah Allah. Gidiyorlar açıyorlar kapıyı. Hale kim oluyor? Hatice validemizin kız kardeşi oluyor. Kapı çalışından Efendimiz Aleyhisselam onu anımsıyor, hatırlıyor. Bu neyin göstergesidir? Vefadan başka hiçbir şeyin göstergesidir. Efendimiz Aleyhisselam sevdiğine ve sevdiğini sevdiklerine her zaman mı vefalı? Her zaman vefalı.
Dün bir arkadaşla muhabbet ediyordum. Bir hatırasını anlatırken, ha şöyle diye anlatmıştım bana diye. Bir yıl önceki bir meseleyi söyledim. Maşallah dedi, ya hiç unutmamışsın, çok memnun oldum dedi. Bunlar neyin göstergesi oluyor? Bir vefa göstergesi oldu. İnsanların çok hoşuna gidiyor. Bugün halası vefat etmiş bir abimi aradım. Ya dedi, sen zaten dedi ameliyat olmuşken bir de beni unutmadın dedi. Sen dedi benimle kötü günümü ve acımı paylaştın dedi. İnsanlar demek ki gönülleri ne istiyor? Vefa istiyor. Zamanında durumu iyi olmayan bir arkadaşımın babası vefat etmişti. 2 gün 3 gün Adana'ya sürekli yanına gittim geldim. Ve dedi ki ben bugünü hiçbir zaman unutmam dedi ve hayalim videolarına başlamasına vesile oldu. İnsanların gönlü ne istiyor demek? Vefa istiyor. Allah bize o vefalılardan nasip etsin. Vefa ne demek? Sana yapılan iyiliği unutmamak demek. Bir insan bir delikanlı, bir baba yiğitle bir tastan çorba içiyor ve onu da unutuyorsa, arkasını döndüğünde işin bitmiş gibi davranıyor, yüzüne tükürmek hükmünde olan kapıları çekip gidiyorsa, burada vefadan bahsetmek söz konusu olamaz asla. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve salavat.